Yeni bir günden hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kızıl Goncalar dizisini izliyorum. İzlemediğim bölümleri. Baştaki bölümleri izleyip Ramazan'da izleyememiştim. Şimdi açtım onları izliyorum tekrarlarını. Bir haftadır falan da bu Home Bitkisel'in kahvesine başladım. Sabahları aç karnına. Bugün Aysim'e aile baş başayız. Aydanur okula gitti. Kursu var biliyorsunuz. Hafta sonları kurs alıyor, belge alacak. Onun için Aysim'e aile baş başayız kahvaltıda. Ben böyle önce kahvaltı öncesi kahvemi içiyorum. Biraz diziyi izleyeceğim. Sonrasında yavaş yavaş kahvaltımızı hazırlayıp kahvaltımızı yapacağız. Sonra bugün bir geçmiş olsun ziyaretimiz var. Yıllar öncesinden, çok yıllar öncesinden komşuma geçmiş olsuna gideceğiz. Aleyna 1 yaşındayken falan tanıştık. Sonra Aleyna 6 yaşındayken biz oradan taşındık. Ama ben her zaman diyorum ki ben eski komşularımla, eski arkadaşlarımla hiçbir zaman irtibatı koparmıyorum. Yine görüşüyoruz. Bugün oraya gideceğiz. Diğer komşum da gelecek. Orada buluşacağız inşallah. Aysim'a ile ikimiz gideceğiz. Oraya giderken de boş gitmemek adına bir kurabiye yapayım diyorum. Hiç aklımda fikir yok. Ne yapacağım, nasıl yapacağım hiç bilmiyorum. Zaten tık tık diye ses çıkarıyor şu yeşilden. Tık tık diye ses çıkarıyor. Saniyesi ya o. Attıkça ses çıkarıyor. Bugün Aysim'a ile biz gezmeye gideceğiz ablaları. Biraz kitap okusan sen de hikaye. Boş dururken. Aferin çiçeğime. Kahvaltı tabaklarımızı hazırladık. Aysim'a ile baş başa kahvaltı yapıyoruz. Hadi besmeleni çek sen başla. Bugün bana hayvansal gıda yasak arkadaşlar. Bu arada Derya hacamat yapmayı öğrendi. Hatta belgesini de aldı. Yarın bana hacamat yapacak. Onun için bugün hayvansal gıda yemiyorum. Aslında 3 gün tüketmemek daha iyi diyorlar ama bilmiyorum. Derya dedi ki bugün dikkat edersen sorun olmaz. Bir de yarın akşam yapacak. Hani 2 gün olmuş oluyor. Bugün ve yarın ben hayvansal gıda tüketmeyeceğim. Aysim'in yumurtasını haşladım. Peynirini koydum. Bende yok. Bende sadece sebze ve zeytin. Yine diziyle birlikte, dizi eşliğinde baş başa kahvaltımızı yapıyoruz. Afiyet olsun çiçeğim. Kahvaltımızı yaptık. Hemen kurabiye malzemelerimi hazırlayıp geldim arkadaşlar. Bugün annemi makinayla yoğuracağız. Geçenlerde söylemiştim, annemin makinesi arıza verdi. Servise yolladık diye. Makine yapılmış. Ama annemin içi rahat değil. Makine yapıldı ama ya çalışmazsa ya olmazsa içi rahat değil. Onun için rahatlatmak için bana sürekli diyor ki hamur yoğur, bir şey dene, çalıştır makineyi. Anne diyorum hamuru yoğurmak sıkıntı değil. O hamuru ne yapacağım, ne yapayım? Ben eve gelmiyorum, sen hamur yoğur diyorsun. Bir şey yap, komşuna ver diyor. Hamuru yoğur komşuya ver, ben hamuru yoğurdum, al sen bir şey yap diye diyor. Neyse dedim kurabiye yapacağım, onu da deneriz. Şimdi makineyi deneyeceğiz bakalım arkadaşlar. Buraya 125 gram tereyağı veya margarin. Şimdi ben bu makineyi de ilk kullanacağım biliyor musunuz? Hiç kullanmadım ben. Şöyle yerleştirdik. Tereyağı veya margarin kullanıyoruz. 125 gram onu ekledim. Bir çay bardağı sıvı yağımızı ekliyorum. Bir çay bardağı pudra şekerimizi. Tarçınlı kurabiye yapıyoruz arkadaşlar bu arada. Bir su bardağı nişasta ekliyoruz. Böyle ağızda dağılan bir kurabiye olacak. Bir su bardağı da çekilmiş cevizimiz var. Onu sonra ekleyeceğim. Önce bu malzeme bir özleşsin. Bir pakette kabartma tozumuz var. Burada tarçını çıkarmayı unutmuşum. Şimdi bir tatlı kaşığı da sile, böyle tepeleme değil. Sile. Tarçınımızı ekliyorum. Şimdi önce bu malzemeyi güzel bir özleştireceğim. Hadi bismillah. Allah'ım yüzümü kara çıkarma. İnşallah şu makine güzelce çalışsın. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi çalışıyor. Şahane. Bakın. Ay.
Çok hızlandım. Önce burası güzel bir özleşse, sonra diğer malzemelerini ekleyeceğim. Güzelce özleşti. Şimdi ben buraya 2 kaşık un ekledim. Tahmini 2,5-3 su bardağına yakın un alıyor. Siz yine kontrol ekleyin. 1 paket kabartma tozunu ekledim ve 1 su bardağı cevizini ekliyorum. Şimdi tekrar kontrollü şekilde ununu ekleyerek ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. Hazır mısın? Sabunlandı mı eller? Hazırsın yani. Papatyam ya, papatyam. Hamurumuzu yoğurduk arkadaşlar. Şöyle bakın size göstereceğim. Hani ele yapışmayan bir hamur dedim ya. Şöyle yumuşacık ama ele yapışmayan bir hamur elde ettik. Şimdi tabii ki Aysiman şefle yapacağız. Yani onun yapmayacağını düşünmemişsinizdir umarım. Güzelce yuvarlıyoruz. Bakayım büyüklüğüne seninki. Seninki birazcık daha büyük. Ben biraz daha alayım o zaman. Güzelce kurabiyelerimizi yuvarlayıp yağlı kağıt serdiğim tepsimize diziyoruz. Böyle kıyır kıyır ağızda dağılan bir kurabiye olacak inşallah. Bu arada annemin makinanın da sorunsuz çalıştığını öğrenmiş olduk. Bir sıkıntı yok. Şimdi o kafaya takıyordu. Oldu mu yapıldı mı bir sıkıntı var mı? Bir çalıştır diyor. Tamam dedim çalıştırırım. Olmadı mı daha o? Bence olmuştur artık ya. Senin o güzel ellerinde. Baksana nasıl da pürüzsüz olmuş. Ah, sıçrıyor. Misafirimiz var galiba. Hamurumuz sıçrıyor. Galiba bize misafir gelecek. Sen ağzını yıkamadın mı ya? Yok şimdi biz gideceğiz de belki de akşama bize misafir gelecek. Belli mi olur? Şimdi biz gideceğiz misafirle. Şimdi. Yok kurabiyelerimiz pişince. Tam da şimdi değil. Biraz sonra. Reklamlardan sonra. Şöyle biraz aralarını açacağım ki kabarınca birbirlerine değmesinler. Ne yapışabilirler? Ha? Ne yapışabilirler? Evet yapışabilirler. Onun için aralarını açacağız. Hadi bakalım. Şöyle bir hızlanalım. Hızlı hızlı yapalım. Bunları fırına verelim. Biz gitmeden soğusunlar. Saat 11 olmuş. Kaçta çıkarız bilmiyorum. Bunları pişirip soğuturuz. Hazırlanıp çıkarız. Bunlar pişerken de ben ortalığı toparlarım. Aysima yatağını kapatır. Kapattım. Bak ya, bak ya. Kapatmış yatağını da. Minik ellerini sevdiğim. Dur. Sen çok hızlı yaptın ya. Ben yetişemedim sana. Dur. Bir tepsi kurabiye oldu. Aysiman'ın sayesinde hızlı bir şekilde yuvarladık. Fırınımı 180 dereceye ayarladım. Şimdi kurabiyelerim fanlı ayarda, alt üst ayarda arkadaşlar. Şimdi kurabiyelerimi fırına yolluyorum. Güzelce pişsinler. Kurabiyelerimiz fırından çıktı. 1-2 dakika oldu. Çok fazla değil arkadaşlar. O ilk kaynar sıcağı çıktı. Hemen sıcağıyla. Hiç soğumasını beklemeden
üzerlerinin tarçınla pudra şekerini karıştırdım. Burada hemen eliyorum ki sıcağıyla pudra şekeri ve tarçın kurabiyelerimize yapışsın diye. Şöyle hepsinin üzerine eleyeceğim. Ve bir süzgeç yardımıyla güzelce hepsine pudra şekerini şöyle eliyorum. Sonra soğumaya bırakacağım. Ama var ya, evin içindeki o tarçın kokusunu bir alsanız. Nasıl güzel koktu. Bütün evi tarçın kokusu sardı. Görünüş de bayağı hoş duruyor. Ben bu arada pudra şekerini elerken inşallah kamerayı sallamamışımdır. Bir yandan videoyu çekip bir yandan pudra şekeri elerken şöyle bir kasede pudra şekeri ve tarçını karıştırdım. Ve süzgecimi alıyorum. Kurabiyelerimi üzerine güzelce kaplıyorum. Şimdi bunun içinde tereyağı olunca ben bunu da yiyemiyorum değil mi? Hayvansal gıda yasak ya bugün bana. Eyvah eyvah, ben bugün bunun tadına bakamayacağım yani. Bugün ve yarın. İşte böyle oldular. Kurabiyelerimiz tamamen soğudular. Şimdi artık sıra geldi paketlemeye. Ay. Hiç elimi değmiyorum ki pudra şekeri erimesin diye. Şöyle servis tabağını alıp güzelce paketleyeceğiz. Şöyle biraz daha sıklaştıralım. Şöyle nasıl kıyır kıyır olduğunu da çekeyim istedim. Şimdi bunu Aysma yiyecek. Bu ziyan olmayacak tabii ki. Burayı da paketleyeceğim. Paketleme işimiz de tamam. Şimdi artık yavaş yavaş hazırlanıp çıkacağız. Ama bakın burada kim var? Aysma tadım testi yapıyor. Nasıl olmuş? Evet. Gayet güzel olmuş. Çünkü sen yaptın. Tabii ki güzel olacak. Ellerine sağlık. Şimdi bunu bir çantanın içine geçireceğim ve hazırlanıp yavaş yavaş çıkacağız. Geçmiş olsun ziyaretine gidip geldik. Hemen üzerlerimizi değiştik. Şimdi tekrar hazırlanıyoruz. Tekrar çıkacağız. Köye gidiyoruz arkadaşlar. Köye gideceğiz. Bu komşularımla 5 yıl falan birlikte oturdum. Onlar daha uzun süre birlikte oturmuşlar. Ben de 5 yıl oturdum ama o 5 yılım diyebilirim ki 15 yıl tadındaydı diyebilirim. Öyle yani, çok içli dışlıydık. Çok sık görüşüyorduk. Çok paylaşımlarımız çok fazlaydı. Oranın tadı bende hiçbir zaman şey olmadı. Yani o tadı hiçbir yerde bulamadım, öyle söyleyeyim. Ve ne kadar uzun zaman görüşmesek de, ne kadar uzun zaman birbirimizden haber alamasak da bir araya gelince sanki dün ayrılmışız da bugün tekrar bir araya gelmişiz gibi. O samimiyet, o sıcaklık her zaman var. Biraz güldük, biraz ağladık, biraz geçmişi konuştuk, biraz geleceği konuştuk. Öyle bir gündü. Ay, bilekliğimin taşı düşmüş. Aydanur, bilekliğimin taşı düşmüş. Siyah. Bu arada Aydanur da geldi. Ha, bir tanesi. Ama üzüldüm. Şimdi artık hazırlandık. Yeniden çıkacağız. Annemin makinayı paketlemiştim. Onu giderken götüreceğim. Akşam orada otururuz. Akşam da çıkıp geliriz. Ay, buna çok üzüldüm. Neyse bakalım. Ben hazırım. Kızlar da hazır herhalde. Yavaş yavaş çıkalım artık. Anne. Sadece bakıyorum. Kötü bir niyetim yok. Sadece bakıyorum.
Seviyorum sadece. Şu benimle gelir ama. Pembelerden alayım. Kırmızılardan almam. Ay kırmızı da daha güzel. Halacığım. Aşağıda daha mı güzelleri var? Annemin bahçeye bakın. Bakın. Nerede var Burhan? Ay Burhan şuna bak şuna. Nerede var? Bahçede mi? Kırmızı mı var? Aa, susamlar da açmış. Ay çağlalara bakın. Bu sene maşallah kayısılar. Bakın. Halacığım. Şuna kesebilirsin onları. Neyle? Baban koparma diyor. Baban alma sakın dedi. Çağlam. Şu ağaçta var yersen gel al. Deliklere bakın. Yapraklar da büyümüş. Hey annem diyor. Tazesi çıktı. Senin daha yaprağın mı var diyor. Bu erik böyleyken yenmiyor. Biraz daha büyümesi gerekiyor. Böyleyken çok acı oluyor. Bir tane daha çağla yiyeceğim. Biraz da toplayayım eve giderken. Götüreyim. Çekirdeği tatlım. Buranın manzarasını çok severim. Hele havuz dolu olunca. Çıkayım bakayım annem ne yapıyor. Bu arada annem merdivenleri yaptırdı bakın. Kim yaptı? Kardeşim. Ustalık desem var. Taş görünümlü fayans yaptırdılar. Ve kapıları boyattı. Çok güzel olmuş vallahi. Ne yapayım? Madem böyle ustalığın var da bize niye usta buldurdun fayansları? Gelip yapsaydın ya. Çok güzel olmuş. Vallahi. Tertemiz olmuş. Tabii ki de kimse görmeden birkaç tane aldım. Ne yani şimdi bunlar benim tezgahımın üzerini güzelleştirmese miydi? Kardeşim görmeden aldım. Onlar şimdi halamlar var içeride oturuyorlar. Onlar görmeden birkaç tane böyle bizim arabaya gelmiş nereden geldiyse. Bu arada ne yaptım biliyor musun? Bu has güllerden soluyor gibi olanları. Hani açmış bitmiş artık soluyor gibi. Bak şu da solmaya başlamış ama daha şey solmaya başlayanlarını. Böyle yapraklarını aldım. Benim aldığım yerler... Şu bakın. Artık soluyor gibi olmuştu. Bunların yapraklarını aldım. Ne yapacağım biliyor musunuz? Gül suyu. Tonik yapacağım kendime. Hemen bir poşette bundan yaptım. Gelmişken köyün etinden sütünden faydalanalım.
Bunu yarın inşallah gül suyu yapacağız. Bir de dur şunu koyayım da size zulalarımı göstereyim. Bir de koskocaman bir poşet çağla topladım. Bunlar buzdolabı poşeti. Koskocaman desem de yani. Çok da koskocaman değil. Şöyle bunları zulaladım. Onlar içeride otururken. Marul bitmiş. Artık marul yok diyor annem. Marul alamıyoruz onun için. Artık içeri mi girseniz? Soğudu dışarısı. Hasta olursunuz. Ha, diyorsun da hasta olursunuz. Ya daha yeni çıktık. Yeni pas, birinci kastamızdayız da. Ben çağırınca gireceksiniz tamam mı? Biraz daha oynayın. Zaten bir daha nerede göreceğim Aysin? Hep okul. Artık okul tatil oluyor ya. Daha çok geliriz. Anlaştık mı? Anlaştık. Biraz. 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 Tuz biber. Tuz biber ne? Pastaya. Pastaya işte. Tuz atılır mı ya? Pastaya toz biber atılmaz bence. Kakao. Heh, kakao oldu. Biraz. Ocağı yak, ocağı yak yoksa pişmez. Halan mı sana şeker kurabiyesi yaptı? Şeker kurabiyesi. Daha evlen nişanlanmadan önce. Yakalıktı halen nişanı. Nişanlılıyım. Hala yalan söyleme. Nişanlanmadan önce yapmış. Nişanlılıyım. Neyle konuşma yürü. Hadi yürü. Eniştemi sen kurabiyeyle neyle kandırdın değil mi? Yakalık. O süreye kadar rahmetlik Duran. Bu dedi ki motor geldi dedi. Duran nereden geldiyse. Kapıyı elini sokar. Açamadım kapıyı kilitledim dedi. Altına elini soktum. Açıldı. Duran açtı lan gördün biz orada oturuyorduk da samanlıktan tüyüdü. Ahırdan öte yanda Sefer Hanım oradan çıktı. Pahla samanı var orada da hışırtadı bunu. Oranı almana çok taşattı ya. Yakalanmadın değil mi enişte? Silah sattım. Gaylı lan. İyi vermişler sana kızı sen silah sıktın diye. Silah sıktın. Silahı ele bile alamadım. Sen beş kardeşin içinde bu kıza nasıl kandırdın onu anladın. Bu buna da evdeki diye alamıyorum eli. Şimdi bir gün ne oldu? Bunlar Harman'da çet çekiyor bu oran. Emin bilin evine çek. Emin sekine eve çekiyor. Biz de rahmetli Kamaş'ın Niyazi'ne oradan gidiyor. Oran abi beni gördü. İçeriye girdi. Çiğdem'le buğa yanaştı. Diyor. Ben de dedim ki Avra'da sokak atılmaz. Sen konuştun mu ki de emmim bunlara kızdan. Yok. Biliyor. Niye dövdü bunları? Oradan geçiyorsunuz. Geçiyorsunuz. Siz bunu. Kızlara dolanıyorsunuz diye işte. Durduk yere dayak yemediler yani. Niyaz dedim ki üstünde var mı? Silah var. Silahı verdi. O silah sizi hiç gelmez. Oran ağa çiğ. Bak hani kovboy gibiler silahlar. Harman'dan bana taş attı ondan sonra. Sen silah sıkıyor onlar taş mı atıyorlar? Evet. Koskoca demir şaklar. Silah sıkmıyor, taş atıyor. Silah var ama sıkmıyor da taş attı. Eğer bana gelse ben sıkacağım. Bu şey recesi yok. Rahmetli babaanne anama haber sarmış. Oğlumu öldüreceğime haber olsun. Kapıda dolanıp durmasın dedi. Sen ne yapsın? Kızın adı çıkacak. Erman'ın çok dirayetli bir kadın. Ama anam demiş ki oğluma bugünümüz yeterse her şey helal demiş. Sen bildiğin oku demiş. Anam öyle bir kadın. Ağacım eve geldi, bana bak lan dedi. Hı. Eğer bir tokat yerine gelirsen benim evladım diyersen dedi. Hı. İyi demiş. Anam öyle bir kadını dandı. Ben ağaçım sabah 4'te yatardım. Gündüz ağaçıma kadar uyurdum. Çalışırdı ya. Evet. Ben gitmem. İşe niye gitmez ben ya? Yalana sormuşlar dedi. O da dedi ki yatarsa kalkar kalkarsa yatmaz. El
Erken yattığım saat sabahın 4'ü. Vallahi buluyorlar. Biliyor musun? Gece akşam 12'de şehirden geliyordum. Yayan, Gomeş'ten kuru yayan geliyor. Ya, milyon arabaşlar. Oradan da sabah azenden geri şehre giderdim. Halamı görmeye mi geliyor? Görüyorsun değil mi? Senin için geliyor, geri gidiyor. Neden buluşurdun? Bir de eniştemi beğenmiyorsun. Severhan'ın evde. Severhan'ın evi vardı. Orada buluşurdunuz ha? Babam namaz buluyor herhalde. Namaz buluyor herhalde. Nasıl haberleşiyorsunuz? Halamla nasıl haberleşiyorsunuz? Mektup yok, bir şey yok. Geliyor, her gün akşam gelirim ben. Ha, şey saat belli. Saat belli oluyor. Bir şey yok. Sende de iyice cesaret ha, kocaman evden çıkıp da gidip bulaşmaya. Sen de az değilmişsin. Böyle onu kandırdın. Kapıdan içeri sokardım, ben kaçardım. Bak ha. Görüyorsun değil mi? Emaneti de teslim ediyor. Hiç burada sıkıntıya koymam. Görüyorsun değil mi? Bir de eniştemi beğenmiyor. İşte ama bir sevdim. 4 sene sonra aldım. Ondan sonra bunu... Bak sözünün de arkasında durmuş. Allah yazmış, bitti. Tabii canım. Şuraya bulursaydın. Eskiden var ya, erkekleri de, delanları da mevcudu, kızlar da mevcudu. Mertmiş ya, gelmiş 5 kardeşin içinde seninle konuşmuş. Anlamadım ki. Görüyorsun ya, ağlam sizi ayakta uyutmuş. Çocuğu da. He, sen küçükmüşsün gerçi de. Babamdan bu var şöyle şöyle, küçük çocuğu da. Öbürleri ne? Oran emmi. O bilmez bile ya. Başlıydı, askerdeydi. İki sene askerdi. Oran ağında askerdi, ondan sonra askerdi. Ha, bu meydanı serbest bulmuş. Ama Duran emmim çok... Fadime hala mı sevdi mi? O sevmeden onu mi? Onu sefera yaptı. Babı şimdi ablamlarla dövüşmüşler şimdi. Babamla şey dövüşünce anam şöyle dedi. Allah sefera dedi. Ben bunu, beni şu delilerin başıma çıkarttın sen dedi. Bak. Ama babaannem babamı çok severdi. Mert bir adam değildi. Babam ölümlü yani. Gerçekten.